Hocam Boston Dynamics'i görüyoruz, atlıyor, zıplıyor affedersiniz. İşte yapay zeka kapıyı çalacak, yakında evin içine girecekler. Hocam ne olacak bu mühendisliğin geleceği? Evet, yani mühendisliğin hem ortaya koyduğu ürünler hem de kendi varlığı gerçekten tartışmaya açılmış durumda şu anda. Hmm. Çünkü yazılımların, yani yapay zeka olmadan bile getirdiği gelişmeler bundan 100 sene önceki mühendislerin yaptığı bir sürü işi gereksiz kılmaya başladı. Evet. Fakat bu yine de günümüz mühendislerine çok daha büyük çapta, çok daha yenilikçi işler yapmalarını sağlıyordu. Hmm. Yani kontrol yine mühendislerin elinde, sadece daha verimli olabilecek. Bunun yanında çok daha hızlı, o zaman belki düşünülemeyen, çünkü Amerika'nın uzay programında uzaya gönderdiği mekiklerin yapısında, burada redundancy deniyor işte bir terim olarak, yani fazla güvenlikli bir yapısı var. Çünkü ellerindeki hesap yöntemleri, ki o zaman da yazılımlar kullanılmasına rağmen, bunları güvenli sınırın neresi olduğunu çok kesin belirleyebilmelerine imkan vermiyor. Aynı benzer ya da diyelim işi yapacak şu anda mekikler çok daha az malzemeyle, çok daha hafif üretilebiliyor ve çok daha güvenliler. Neden? Çünkü güvenlik sınırları çok daha kesin belirlenebiliyor. Günümüzdeki hem yazılım hem de tabii işlemci gücü. Sadece yazılım değil. Yani o zaman işte bir hafta süren bir işlem şu anda saniyeler içinde bitiyor. O yüzden yeni simülasyonlar, yeni denemeler yapmak çok daha hızlı. Ama bunların hepsi çeşitli disiplinlerdeki mühendislerin kontrolündeki araçlar. Fakat yapay zeka burada kontrolü mühendislerden de alıp tamamen mühendis olmadan tasarlanabilecek ürünlere doğru götürüyor. Bu yakın bir zaman değil. Çünkü bu işin biraz önce söylediğimiz gibi etik kısımları da var. Sadece hesabı yapabilmek mühendisliğin evet bir kısmı. Ama bunun yanında çeşitli alandaki mühendisliklerde etik yükümlülükler, işte inşaat mühendisliğindekini konuştuk ama makine mühendisliğinde, işte kimya mühendisliğinde, elektrik, elektronik, yazılım gibi mühendisliklerde etik kısımları da var. Kendi kendini işte yönlendiren araçlar ortaya çıkma aşamasına geldiğinden beri tramvay problemi konuşulur oldu. Yani bu aslında çok önceleri ortaya atılmış bir kavram ama sadece bir düşünce deneyiydi. Böyle bir şeyin bizim hayatımıza doğrudan etkisi olabileceğini kimse düşünmüyordu. Fakat şimdi yapay zekayla sizin ilk koşullarınızı bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. İnsan bu konuda özgür iradesini kullanabilir. Ama yapay zeka, her ne kadar zeka desek de, sizin verdiğiniz parametreler içinde hareket etmek zorunda ve bir kişiyi mi yoksa 5 kişiyi mi öldürmesi gerektiğini sizin ilk başta programlamanız gerekiyor. Bu seçimi yapmak ne kadar etik, bunu düşünmek lazım. Çünkü gerçekten bu otonom araçlar bu tercihi yapmak zorunda kalacaklar. Yaşlı bir birey mi yoksa genç bir çocuğa mı çarp? Bu seçimi yapmak zorunda kalacak. Bir insan bu seçimi yapabilir, bununla yaşayabilir veya yaşayamaz. Ama yapay zekaya böyle tercih bırakabilmenin etik tarafı belki bunların dediğimiz ölçülerde kullanılabilmesinin bir süre daha önüne geçecek. Teknolojik boyutu değil ama hem yasal, bir de tabii bu kısmı var yani. Bazı süreçler de var. İnsana kıyasla bu tercih aslında daha doğru bir tercih olmaz mı? Şu açıdan söylüyorum. Mesela insan o tercihi nasıl yapması gerektiğini bilse de o anda onu yapamayabilir ama yapay zeka yapar mesela. En azından böyle bir hani daha doğru karar verici bir mekanizma olarak düşünemez ama miyiz? Ama yapay zekaları da insanlar ortaya koyduğu için insanların genelinde bulunan bazı ön yargılara yapay zekalarda çok açık. Dil modelleri var. İnternetteki çeşitli açık kaynaktaki yazılardan kendini geliştirerek gerçekten size karşınızda bir insanla konuşuyormuş gibi bir konuşmayı devam ettirebiliyor. Kaynaklar sunabiliyor. İşte çeşitli çizim konusunda var değil mi? Yine açık kaynaklı çizimleri kullanarak yeni çizimler oluşturuyor. Orijinal belki. Fakat hepsi insanların ortaya koydukları ürünlerden kendilerini eğittikleri için insanlarda bulunan ön yargılar aynı şekilde yapay zekaya da geçiyor. Yani hocam, insanlar da aslında öyle değil mi? İnsanlar da zaten insanların ortaya koyduğu şeylerden. Ama insanları bu konuda cezalandırabiliyorsunuz. Yapay zekayı cezalandırmak pek mümkün değil. Mesela İşine yani pilini çıkarırız. Gerçek ölçülmüş bir şey. Amerika'daki ırkla ilgili bazı problemler üstüne çeşitli, orada biliyorsunuz kolluk kuvvetleri bağımsız. Farklı bağımsız kolluk kuvvetlerinde farklı ırklardan, hem de sadece tek bir ırktan değil, polis memurlarının karşılarındaki zanlının ırkına göre tahmin yürütmeleri istendiği zaman, tahmin edebileceğiniz gibi belli ırklara ten rengi karşı, koyulaştıkça hocam. Evet.
bir ön yargı ortaya çıkıyor ve bu sadece ortadan olduğu için nasıl biliyorsunuz? Evet. Bu sadece beyaz ya da ten rengi açık polis memurlarından değil, koyu olanlardan da geliyor. Yani sadece bir kişinin ırkçılığı değil bu, yani sistemsel veya işte neyse kültürel bir şey. Bunun sonucunda belli bir ırk daha fazla kontrol ediliyor ve daha fazla ceza alıyor, daha fazla yakalanıyorsa ve bu veriyi işleyen yapay zeka bunun yapacağı çıkartım demek ki bu ırkın suça yatkınlığı daha yüksek diyebilir. Bunu düzeltmek için tabii çeşitli parametreler verebilirsiniz ama bu sefer de tam tersine doğru bir yanlış düzeltme ortaya çıkıyor. İki uçlu bir tarafı var gibi. Birincisi, veri buysa parametreler de doğrudur hocam. Yani yapay zekanın bu şekilde karar vermesi zaten diğer polislerin karar vermesiyle eşdeğer yürüyeceği zaten bir sorun olmamalı yani. Ama bu şöyle bir şey. Yani kendi kendini doğrulayan kehanet. Eğer siz sadece belli bir renkteki insanları sokakta durdurup üstünü ararsanız sadece onlarda silah bulursunuz. O zaman dersiniz ki her zaman bu ırktaki insanlar silah taşıyor üstünde. Ama oranlara baktığınızda kim ne kadar durdurulmuş? Bir tarafın çok daha ağır bir şekilde bu kontrollere maruz kaldığını görüyoruz. Verinin sonucu öyle olabilir ama verinin toplanma yöntemi de burada biraz önemli tabii ki. Sonucu etkileyen evet. Bir şey. Siz sadece bir ırkın suç işlediğini öngörüyorsanız ve onlara orayı bir keselim. Irkla ilgili tartışmalar bunun sadece bir kısmı ama bunun çeşitli sosyoekonomik sınıflara dağılımları da var. Yapay zekanın kimin avantajına kullanılabileceği de öngörülebilen bir şey değil. O yüzden teknolojik olarak evet belki yakın zamanda mühendislik için ve bir sürü başka alanda, hukuktan işte sanata kadar bir sürü alanda yapay zeka evet insanların yerini alabilecek yeteneğe ulaşabilir. Fakat bunları kullanmalı mıyız? Farklı bir soru. Ya da ne sınırlarla kullanmalıyız veya sınır koyabilecek miyiz acaba? Bu da bir soru. Çünkü dünya tek bir hükümetten oluşan ve tek bir kuralla, kanunla yönetilen bir yer değil. Burada işte Avrupa ülkeleri veya işte Amerika veya Asya ülkeleri bunun kullanımına kısıtlama getirseler bile başka ülkeler, birkaç ülke bile olsa bu yapay zekanın kullanımına aynı sınırları getirmeyebilir ve internet üzerinden bütün hayatımızın yaşandığı böyle bir süreçte sadece bir ülkenin bu araçlara izin veriyor olması bütün dünyayı etkileyecek. Evet. O yüzden burada ciddi bir etik problem var. Hem mühendisliğin ortaya koyduğu, çünkü bu da bir mühendislik ürünü, ortaya koyduğu ürünler açısından hem de mühendis olmadan yeni ürünlerin ortaya çıkmasının getirebileceği. Evet, belki bu konuda tarihimizde çok karnemiz düzgün değil yani mühendisler olarak. Bazen tamamen iyi niyetlerin sonuçları işte çok kötü olabiliyor. Bazen insanların kişisel hırsları ya da ülkelerin, hükümetlerin işte Oppenheimer dediniz oldu değil mi? Gibi, evet. Yani çok yıkıcı sonuçları olan mühendislik çabaları da var. O yüzden karnemizin çok düzgün olduğunu insanlık olarak iddia etmiyorum. Ama en azından insanların bu konudan ders alması veya insanların yaptıkları şeyler yüzünden cezalandırılabilmesi mümkün. Yapay zekaya bıraktığınız anda evet belki dediğiniz gibi çok daha temiz bir karar. Yani her zaman sıfırla bir arasındaki tercih gibi evet. Görünüyor. Fakat gerçek dünyaya geldiğimiz zaman her şey bu kadar kesin değil ne yazık ki. Hocam ama mesela şöyle şunu söylemek istiyorum. Bir insanın hafızasını alabileceği dava sayısı, vaka sayısı, karşılaşılabilecek durumlarla ilgili edinebileceği malumat sınırlı. Bir yere tabii. Kadar öğrenebilir. Ama mesela yapay zekanın edinebileceği veri kapasitesi insanın çok ötesinde ve hani muhakeme gücünün şu anda değil tabii ki bu söylediğim ama tabii, yani. İnsanın ötesinde olma ihtimali çok yüksek hocam. Yani bunu kesinlikle. Güvenlik güçleri içinde uygulayabilirsiniz. Kaza anında mesela müdahaleyle alakalı, itfaiyeyle alakalı yani aklınıza gelebilecek insanların başına gelme ihtimali olan negatif durumlarla ilgili insanlara kıyasla daha doğru karar verme ihtimalleri bana çok daha yüksekmiş gibi geliyor yani. Verilecek karar teknik açıdan doğru olması bekleniyorsa kesin. Evet. O yüzden hesap makinesi kullanıyoruz. Evet. Sonuçta biz de belli bir noktaya kadar matematik işlemleri yapma konusunda çok yetenekliyiz bir tür olarak. Evet, fakat bir hesap makinesi hiç yorulmadan, değil mi? Hiç hata yapmadan. Hata yapmadan. Esas mesele evet. O yani. Yani milyarlarca işlemi arka arkaya yapsanız bile bir sonraki işlemi yine doğru evet. Yapıyor. İnsanın bunu başarmasının imkanı yok. Evet. Ama işte burada
yapay zekanın vermesi gereken karar teknik değil de etik bir karar olduğu zaman ne olacağını çok bilemiyoruz. Teknik kararlar konusunda hemfikirim, evet, kesinlikle bizim yapabileceğimizden çok daha otonom sürüşte bile en iyi dünyadaki diyelim formüle sürücüsünden çok daha düzgün çizgilerle çok daha hızlı, evet, kesinlikle eminim yani, evet, tamamlayabilecek yapay zekalar, ne bileyim, tekerleğin ısısından hepsini, hava sıcaklığına kadar hepsini tamamen hesaba katarak yarışabilecek yapay zeka robotları yapılabilir. Bence bu işi şu çözer. Ben size söyleyeyim. Hocam humanoidler. Adam yalnız hocam. Ortadoğu'da bu işleri iyi biliriz hocam. Bodylab diyor ya, kitlenin sorgulayıcı bir tavrı falan yoktur diyor. Yani hani zaten siz ona tanrı fikri yerine tanrı görselliğini verdiğiniz sürece onu sürekli bir ritüel görselliğiyle, sürekli bir haz görselliğiyle, eğlence görselliğiyle onu donattığınız sürece onun zaten herhangi bir şikayet noktası yoktur diyor. Şu anda mesela bizi sürekli bir eğlence anlayışının içerisine sokan cihazlarla cebimizde geziyoruz. Evet. Bu cihazlar bana kalırsa bize çok fazla özgürlük tanıyor. Mesela ben bunun ekranını kapatabiliyorum. İstersem kafamı başka yere çevirebiliyorum. Hatta bataryasını çıkarabiliyorum. Komple deaktive edebiliyorum. Ama mesela Apple Vision Pro gibi, yani işte yeni hem sanal gerçeklik hem bir bilgisayar, ikisini birlikte birleştiren ve sizin onunla birlikte sabahtan akşama kadar yaşayabileceğiniz düzenekler geliştikçe, ben insanların Matrix'teki o kakunlar var ya hocam, böyle işte, evet, kozalar. Yani o tarz kozaların içerisinde gönüllü gireceklerini tahmin ediyorum. Yani ben mesela hayatım boyunca bunun içine gireyim. Bana oradan damardan sen ver abi besini. Sindirimi, evet, falan da sen ayarla. Ben orada sürekli böyle haz içerisinde yaşayayım ömrümün sonuna. Hiç de çıkmayayım diyecek milyarlarca insan olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Bu yani gerçek bir gidişat. Çünkü bunun doğada bile olduğunu görüyoruz bazen. Bazı şeyler, başarılı özellikler veya arzulanan özellikler giderek seçilerek artış gösteriyor. Fakat bu öyle bir noktaya geliyor ki bir yerden sonra bunun fazlasının fazla olduğunun kararını verememeye başlıyor organizma. Mesela belli bir kuş türü ne kadar büyük bir yumurta görürse daha önce küçük yumurtayı bırakıp ona kuluçkaya yatmayı seçiyor. Çünkü daha büyük bir yumurta, daha büyük bir birey, daha sağlıklı bir yeni nesil demek onun beyninde. Fakat bu öyle sonu olmayan bir şey ki en son böyle bir plaj voleybolu boyutunda beyaz bir kürenin üstünde küçücük bir kuş kuluçkaya yatmaya çalışıyor. Hiçbir zaman çıkmayacak bir civcivi bekliyor. Durum böyle bir gidişata, çünkü bizim de tamam o kuşunki çok basit olabilir, bizimki daha karmaşık olabilir ama beynimizde çeşitli ödül yolları var. Kimyasalların bize hissettirdiği tamamen kontrol edilebilir bir şey. Tıpta çeşitli ilaçlarla bu durumlar sağlanabiliyor, evet, bozulabiliyor vesaire. Ama doğal olarak da yani neden şeker yiyoruz değil mi? En büyük şeyi. Mutlu oluyoruz. Çünkü bizim binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıllık şimdiye kadar gelmiş tarihimizde şeker çok nadir, rafine edilmiş bir şey değil. Şu anda bizim için zararlı olmasına rağmen şeker yemeyi bırakamıyoruz. Evet. Dünya olarak obezite pandemisinin içindeyiz. Evet. Ama herkes de aşağı yukarı bunun zararlarını bilmesine rağmen beynimizde o kadar kuvvetli bir bağlantı var ki şeker ve ödül arasında bir türlü vazgeçemiyoruz. Yani bir formda veya diğer formda, işte şunu sevmiyorsan bunu seviyorsun. Aynen, ama öyle, yüksek kalorili işte şeker gibi, nişasta gibi karbonhidratlar bizim bu yolumuzu kullanarak bizi sağlıksız olan bir noktaya getiriyor. Evet. İşte aynı şey buradaki sosyal veya kişiler arasındaki ödül mekanizmaları değil mi? Şefkat, sevgi, anlayış gibi bize kendimize iyi hissettiren özelliklerin böyle karşılıksız ve yüzlerce kat artarak gelmesi bizi içinden çıkılamayacak bir hapishane, evet, kesinlikle sürükleyebilir. Ama bu acaba hani insanların belki de, evet, çok insanlığa umudumuz yüksek mi geliyor? Fark edebileceği bir şey mi demek istiyorum? Yani bir yerde hayır, bu işte gidişatın sonu sağlıklı bir yere gitmiyor diyebilir mi insanlar? Çünkü bu çok görsel, fiziksel, insanın hayatında olacak bir şey bahsettiniz. Evet. Apple Vision'ı deneyen insanlardan bir kısmı hayır, yani bu beni dünyadan kopartıyor. Aynen öyle. Ve ben bunu takmak istemiyorum tepkisini gösteriyorlar. Ama tabii bunun üstünden nesiller geçtikçe makul bir şey haline geldiğinde, çünkü insanlar geleneklerden ve daha önceki insanların yaptıklarından çok etkileniyorlar, evet, doğal olarak. Yani bu daha belki normalleşirse gerçekten kurtulamayacağımız
bir yere getirebilir bizi. Bu işte bahsettiğiniz sanal gerçeklik, işte artırılmış gerçeklik ve sürekli bir yapay zekanın yanınızda olabilmesi hissi. Korkutucu bir gelecek. Evet, kesinlikle. Bir sürü bilim kurgu filmi bu tehlikeyi göremeden geleceği tahmin etti şimdiye evet. kadar. Bundan sonra kesinlikle tabii vardı yani Blade Runner ya da işte bu tür replikantların olduğu gerçek insanlarla yapay zeka işte ayırt edilemez hale geldi. Evet var bir sürü böyle ama çok şimdiye kadar az sayıdaydı. Bundan sonra belki daha fazla. Bir de tam tahmin etmiyorduk hocam ya. Fantastik geliyordu. Şu anda öyle evet. gelmiyor mesela. O yüzden insanlar ben yani mesela bu konuda bilinçli olan insanlar o yüzden ürküyorlar bana kalırsa. Evet yani bu Singularity'den çok uzun süredir bahsediliyordu. Fakat tabii gelecekte bir nokta ne zaman olacağını evet, kimsenin öyle. Böyle ama şimdi evet, biraz ufukta bazı şeyler görünmeye başladı. Ha, yine de ben sizin kadar yakın olduğunu düşünmüyorum. Yani 5 sene kadar yakın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hala kullandıkları şeyler aslında temelde bir istatistik analizi yapıyorlar. Yani işte ben inceledim 50 milyon defa bu kelimeden sonra şu kelime gelmiş. O zaman bu kelime buraya uygundur. Şu 3 kelimeden sonra da 20 milyon defa bu kelime gelmiş. Bunu buraya koyayım diyerek. Tabii yazarken aynen bu şekilde çalışıyor. Ne yapıyorum? Türkçe İngilizce yazıyoruz kitabı. Türkçesini yazdıktan sonra mesela işte Osmanlı Üniversitesi, Selçuklu Üniversitesi ile alakalı bazı tabirlerin İngilizcesi yok yani. Evet, doğru. Onları mesela başkaları nasıl yazmış diye bakıyorum benden öncekiler ve aynı tabirleri kullanıyorum. Bunu yaparken de mesela Türkiye'deki bazı Anadolu üniversitelerinde yazanların değil de daha çok hani Kallafi isimleri nasıl çevirdiğine bakmaya çalışıyorum ama bunu bulabilmek için de tırnak içinde aradığım ifadeyi yazıyorum. Kaç tane sonuç çıkarsa onun daha makul olduğu üzerinden gidiyorum. Yani aslında yapay zeka gibiyim ama affedersiniz. Ama doğal diyorsunuz bende. Makul bence yani. Zaten öyle çalışması doğal. Yani insanların kesinlikle şeyi anlıyor hocam yani bu etik problemlerde insanların insana daha fazla paye verip yapay zekaya daha az paye vermesini anlıyorum. Çünkü insanın hata yapma ihtimalini daha makul görüyor insanlar. Neden? Çünkü evet. kendi cinsin yani. Biraz orada şey var. Bir kayırma var bana kız. Adam kayırma. Ama bir insan ürünü olan, bir mühendislik ürünü olan yapay zekanın da işte bu hata yapma payının bana kalırsa çok daha az olması, çok kısa sürede daha hızlı ve bana kalırsa daha verimli karar verme ihtimalinin çok daha yüksek olması insanların buna karşı olan direncini düşürecektir ve yakın zamanda da hayatımıza entegre olacaktır diye düşünüyorum. Evet yani zaten yapay zekanın hata yapması değil de buradaki yapay zekanın istenildiği gibi çalıştığında yine de bizim istemeyeceğimiz sonuçlar vermesi. Yani işte ne bileyim tıp alanında çok konuşuluyor değil mi? Yapay zekada işte çünkü bir doktorun hafızasında yer alabilecek hastalık, semptom çok çok üstünde bir kapasitesi olabilen bir sistem bu. Dünyada görülmüş bütün belgelenmiş hastalıkları tarayabilir. Yeterince işlemci kullanılırsa çok kısa bir sürede de yapabilir bunu. Ve hastanın işte semptomlarıyla bunları eşleştirebilir. Belki doktorlardan çok daha doğru teşhisler koyabilir belki. Tam yani şu anda bunun olup olmayacağı, kullanılıp kullanılmayacağını bilmiyoruz ama bir gün belki denendiğinde muhtemeldir ki yapabilir. Fakat daha sonra ne olacak? Tedavi yönteminin ne olması gerektiğini belirlerken ne kriterleri kullanacak? Biz çünkü bir insan olarak hastanın kalan ömrünü, yaşam kalitesini, sevdiklerini, onun duygusal durumunu değerlendirme yeteneğine sahibiz. Evet. Her doktor buna göre değerlendirme yapıyor demiyorum. Yapmalı ya da yapmamalı da demiyorum. Benim ağım değil ama bir insandan hani göreceğimiz genel yaklaşım böyle bir şey. Çünkü bizim yapımız böyle. Hiçbir şeyi işte tamamen orada kağıtta yazan sonuçlarla değerlendirmiyoruz. Fakat yapay zekanın bunları nasıl tartacağını, tartamaz da demiyorum. Bunların hepsini nasıl tartacağını daha önceden belli parametrelerle belirleyebilirsiniz ama buna kim karar verecek? 70 yaşındaki bir hastanın hayatı mı daha önemli yoksa işte 30 yaşındaki ya da 5 yaşındaki bir çocuğun hayatı arasında nasıl seçim yapacak? Onlara verilecek tedavileri değiştirecek mi? Yani bunları doktorlar bile böyle seçimler yapmak zorunda kaldıkları zaman tek başlarına değil işte belli komitelerle yapıyorlar yani organ nakillerinde. İşte bu tramvay probleminin bir başkası bir hastanın ölmesine göz yumup onun organlarıyla 5 kişiyi yaşatabilirsin. Bu makul gibi görünebilir.
ya da bir hastaya, ölmek üzere olan bir hastaya organ nakli yapmayıp işte o öldüğü zaman onun organlarını kullanabilirsin. Bunun mantıki bir devamı, o zaman 5 kişinin yaşaması bir kişinin ölmesine değiyorsa o zaman tamamen sağlıklı bir kişiyi öldürüp onun organlarıyla 10 kişi de yaşatabilirsin. Şimdi yapay zeka bu seçimi yapmayacağının da bir garantisi yok. Çünkü kağıt üstünde baktığın zaman gerçekten 10 kişi mi hayatta kalsın, bir kişi mi diye seçim yaparsan mantıklı olan 10 kişinin hayatta kalması. Ya nüfusunun da azalması gerektiği göz önüne alınırsa aslında. Biz mesela bu seçimler çok büyük oranlarda yapıldığı zaman çok daha kolay yapıyoruz bu seçimi. Ama biri eline bıçak verip şu adamı öldür ve organlarını al, işte şu insanlara nakledeceğiz dediği zaman bu bir bireyin üstünde büyük bir yük. O yüzden bunun ortaya çıkması daha zor. Ama yapay zeka için bu hiç problem değil. Belki insanların bireysel olarak yapmayı reddedeceği bir sürü etik dışı şeyi yapay zeka yapabilecek. Evet. Böyle bir şey de var. Çünkü istatistiki olarak baktığınızda milyonları kıyasladığımızda biz bu kararı her zaman veriyoruz. Yani meşhur laf var ya, bir kişinin ölümünün trajedi olmasıyla evet. Stalin'in lafı. Biraz önce söylediğimiz tarımla ilgili de değil mi? Yani milyarlarca kişi açlıktan mı ölsün, yoksa işte birkaç milyon kişi hayatının çok ileri evrelerinde kanser veya çeşitli hastalıklardan mı ölsün? Bu seçimi yapıp biz hayır milyarlarca kişiyi yaşatalım dedik ve GDO'ları kullanıyoruz. Fakat birisi elimize işte zehir verse, bu adamı zehirle ki bunlar yaşasın dese. Bunu yapamayız. Yani çoğu insan yapamaz. Evet. Tamam, belli, evet. Caniler haricinde. Çoğu insan böyle bir tercih kolaylıkla yapamaz. Tabii. Ama yapay zekaya biz bu kararları mühendislikte, hukukta, tıpta bırakmaya başladıkça belki biz farkında bile olmadan. Çünkü hangimiz belli sistemleri otomatize ettikten sonra dönüp nasıl işlediklerine bakıyoruz? Amacımız zaten onlara bakmamak için bu sistemleri çeşitli yazılımlara devretmek. Geri dönüp yazılımların her sonucunu kontrol edecek olduktan sonra yazılıma bir gerek yok. Evet, yani. Aynen. O yüzden farkında olmadan bu seçimler bizim adımıza yapılacak olabilir. Bu da korkutucu bir kısmı. İnsan hayatında zaten farkında olmadan pek çok seçim kendisinin tasavvuru dışında, kendisinin tabii kontrol dışında yapılıyor hocam. Hani başka seçimler de bunun içine eklenir. Yani yapay zekanın gerçek bir yapay zeka, burada bahsettiğimiz işte metin yazması veya ya, grafik evet, yapması evet gibi şeyler değil. Gerçek genel bir yapay zeka seviyesine ulaştığında bile şöyle bir problem var. Biz nasıl işlediğini bilmeyebiliriz. Çünkü yapay zekalar kapalı kutu. Girdi var, çıktı var. Arada ne işlemler yaparak o çıktıya ulaştığını bilmiyoruz. Zaten onu bilebilecek olsak biz oturup o programı yazardık. Biz yazmıyoruz programı. Program kendi kendini yazıyor yani buradaki. O yüzden nasıl o sonucu ulaştığını bilmiyoruz. Aynı bizim beynimiz gibi çalışıyor o açıdan. Yani biz de beynimizdeki hangi nöronlar nereye bağlanıyor, hangi kimyasallar neyi iletiyor, milyarlarca bağlantının içinde bunları tespit etmemiz de mümkün değil. Her durum için farklı olabileceği için öngörmemiz de mümkün değil. Ama ikisi de deterministik. Yani eğer bilebilsek hangi yollardan geçtiğini, bir kişinin işte her durum karşısında ne tepki vereceğini veya yapay zekanın her durum karşısında ne tepki vereceğini bulabiliriz. Fakat insanlardaki tek girdiği o andaki kararın sorusu değil. Yani dediğiniz gibi işte ruh hali buna etki ediyor o günkü. Belki adamın çocuklukta bir travması vardır. Tabii. Karşısına onunla alakalı bir durum çıkar yani. Normalde vereceği karardan bambaşka bir karar verir yani. Tabii. Belki işte eve gelirken bir koku ona geçmişte yaşadığı bir şeyi hatırlattı. Hiç bu konuyla da alakası yok. Ama kafasında o olduğu için tamamen farklı bir karar verdi normalde vermesi gerekenden. Yapay zekanın böyle şeyleri yok. Sapmaları yok yani. Evet. Çok deterministik. Evet, evet. Ama bu sapmalar net olarak iyi mi? Yani insanlık adına yoksa kötü mü? Bu belki karar verilmesi gereken şey. Bizi insan yapan şey sonuçta bu sapmalar. Evet, eyvallah. Yani o yüzden insanlar her biri farklı durumlarda farklı düşüncelere sahip, farklı eylemler alıyorlar. Ama bu evet bazen çok büyük problemleri yol açıyor. Evet. Ama bizi insan yapan şey bu olduğu için bundan vazgeçip bütün bu kararları yapay zekaya bırakmak net olarak insanlığa fayda mı sağlar, zarar mı sağlar? Ya da en azından hani ne kadar kaçınabiliriz? Çünkü dediğiniz gibi yani müthiş bir kesinlik getirecek girdiği her alan. Mühendislikte de böyle. Yani biraz önce mühendislik etiğinden bahsettik ama tabii ki mühendislik bilgisindeki eksiklikler ya da yeteneğindeki veya işte o andaki dikkatsizlikten doğan da bir sürü hata var. Yani bu sadece etik değil. Büyük kısmı bizde etik ama başka hatalar da var. Yani bu her zaman olabilen bir şey. Yapay zekanın hiç böyle bir
eksikliği yok. Ama başka yöndeki tercih kullanma yöntemi bence başında hiçbir kontrol olmadan kullanılmasının net olarak toplamda faydalı olacağını düşünmüyorum. Yani bir araç olarak evet ama sonuçları doğrudan kabul edilecek ki buna da çok yatkınız sonuçları sorgulamamaya. Özellikle öyle bir milyon dolarlık sistemin üstünde bu kadar uğraşılmış bir sistemin bize verdiği sonuçları sorgulamak çok büyük bir kibir. Ya da belki o kapasitemiz bile yok. Evet. Bu noktaya da geleceğiz. Bu daha evet eyvallah. Bu daha doğru bir çıkarım olabilir yani. Yani o sonuçları sorgulayacak kapasitemizin olmayacağı durumlara kesinlikle gelecek. Bence gelmiş de olabiliriz hocam. Hani askeri teknolojiler önden gittiği için evet. Bazı şeyler kamuya açık olmadan da geliştiriliyor olabilir tabii ki. Hep bu bir komplo teorisi gibi duruyor ama neticelerini çok hızlı görmeye başladığımız için yapay zekada ben bunun mesela bu şekilde ilerlediğini tahmin edebiliyorum. Bununla alakalı da ülkelerin büyük ihtimalle özellikle işte bu endüstride ileri seviyede olan ülkelerin bir takvimi vardır diye de tahmin ediyorum yani. Hani peyderpey bir şeyleri yakında göreceğiz diye. Ama sizin dediğiniz ilginç. Yani siz yapay zekanın insanlığa mutlaka refah düzeyine bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz ama başıboş bırakılmaması gerektiğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet ama işte şu duruma düşebiliriz. Bahsettiğimiz gibi bundan yüzyıllar önce kraliyet matematikçisinin köprünün boyunu inçin 10.000'de birine kadar hesaplayıp fakat ayakta kalıp kalamayacağını hesaplayamadığı gibi biz de yapay zekanın verdiği sonucu görüp bunun gerçekten doğru olup olmadığını karar veremeyeceğimiz çünkü onun yaptığı hesaplamaları bizim zihinsel kapasitemizle ulaşmamız mümkün olmadığından evet. Bize söylediği şeyi doğru olarak kabul etmek zorunda kalabiliriz. Evet. Çünkü bizden bir noktada çok daha hızlı gelişmeye başlayacak. Evet. Çünkü şimdi bizim... Şimdi konuşuyor lafınızı böldüm. İlk defa kendi yazılımını yazan bir yapay zekadan bahsediliyor mesela. Evet. Ben sonun başlangıcı gibi düşünüyorum ben açık konuşmak gerekirse evet. Bunu. Çünkü yani işte bu insan nasıl yapay zekayı yazdıysa yapay zeka da kendi yapay zekalarını yazmaya başladı. Ben işimizin çok kolay olacağını düşünüyorum yani. Ki bizim gelişme hızımız çok yavaş evet. Böyle bir sistemle kıyaslandığı zaman. O yüzden biz çok hızlı bir şekilde geride kalabiliriz evet. Ve tek çıkar yolumuz onun çıktısı her neyse bunu doğru olarak kabul etmek. Ama bunun bir garantisi yok. Gerçekten garantisi yok. Yani sistemdeki belki de ilk başta şu anlarda yapılan bir hata sağdan dolayı ya da işte kullandığı veri kümesinden kaynaklı sistemdeki bir hatayı bizim bilmemizin imkanı yok. Sonuçlarını doğrulama imkanımız da yok. Bu biraz korkutucu bir şey. Evet. Yani özellikle geniş çaplı sistemlerin kararlarını giderek daha fazla bu mecburen bırakacağız. Evet. Yani dünyadaki elektrik aktarımından haberleşmeye kadar bu sistemler gerçekten çok karmaşık sistemler. Ve milyonlarca kişi bunların ayakta kalmasını sağlıyor. Belki bir gün bütün internet bağlantımızı bir anda yapay zekanın işte sisteme yüklediği bir program sebebiyle kaybedeceğiz ve kimse bunu tekrar geri getirmeyi başaramayacak. Çünkü kimse yapay zekanın yazdığı kodu değerlendirebilecek kapasitede değil. Eyvallah. O yüzden hani ne olur yani yapay zekanın fişini çekeriz. Olur biter. Öyle değil, tabii, evet. Öyle değil ne yazık ki. Bütün sistemlerimizin içine giderek daha fazla sokuyoruz. Evet. Yani işte dediğimiz gibi belki su dağıtımı bile çok mekanik ve daha basit bir sistem olmasına rağmen giderek şehirler karmaşıklaşıyor, nüfusumuz artıyor, verim ihtiyacı artıyor, su problemleri ortaya çıkıyor. Evet. Çok basit bir sistem bile belki yapay zekaya bırakacağız. Evimizdeki evet tamam bilgisayarımızı kapatırız. Problem değil. Ama enerjimiz, internetimiz, ondan suyumuz, tarımsal üretimimiz. Evet. Çünkü bunlarda yani tarımsal üretimde de planlanması gereken o kadar fazla parametre var ki. Bunların nakliyesinden işte lojistik bir sürü operasyon, depolanmaları, fiyatlanmaları, satışları bunları yapay zekaya devrettiğimiz zaman buradaki bir hata veya bilmiyoruz bilinçli bir tercih yapay zeka tarafından tamamen dünya tarımını kısa bir süre içinde çökertebilir. Geçinmek lazım hocam. Yani. Damarı da basmamak lazım yapay zekanın. Buna inanan bir kısım insan var yani. Şu anda yardımcı olalım ki evet, yapay zekanın gelişmesine. Ben mesela kesinlikle de kibar davranıyorum. Ben hiç öyle yapmıyorum. Ben yapay zekanın bunu bir kenara yazdığını tahmin ediyorum hocam. İleride önümüze sürecektir yani. Bir kenara kesinlikle yazıyor da ama kim güder mi onu bilmiyoruz. O biraz fazla insani bir özellik. Yani bilmiyorum. Kim gütme özelliği üzerine bir gelişme sağlar
diye ben de şimdiden kendisine kibar davranıyorum. Evet, yani faydalı bir şey mi kin gütme? Bir makinenin bunu değerlendirme kriteri nedir? Buna bakmak lazım. Belki yani şöyle, yerde dolaşan karınca senin ayakkabının üstüne çıktı ve sonra devam etti diye sen ona nasıl kin gütmüyorsan, yapay zeka için bizim kelimelerimiz de aynen o kadar önemsiz olabilirler. Eyvallah hocam. Hakikaten insanı değersiz hissettiren bir benzetmeyle hocam, yapay zeka hakikaten ilginç bir konu. Üzerine daha fazla konuşulmayı da hakikaten hak eden bir konu. Yine evet, ilerleyen zamanlarda da özellikle geliştikçe yine konuşuruz diye ümit ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim.